Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli etiyle huzur görüşler. İstiklal Könüllü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan kün tertitki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kınemizde de kıtanlar ekranımız olsun. Xitay yarışarı televiziya tori Germaniyada mı çeklendi? Amerika avazından bugünkü haberde bildirilişçe, Angliya Xitay taratqı orışıya küçüğü atkan bir payıda, Xitay yarışarı televiziya tori CGTN'nin Germaniyadaki tarqıtışımı çeklendi. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya Xitay yarshari televiziya torining tarqitish ijozatnomasi bekor qilingandan keyin, Angliya Telegraf guruhi Vodafone'ning Germaniyadagi tarmoqimi Xitay yarshari televiziya torining Germaniyadagi tarqitishini to'xtatishni qaror qilgan. Shimoliy Reyn-Vestfaliya shtatlar nazorat qilish boshqarish idorasining bayonotchisi Xitay yarshari televiziya torining Angliyadagi ijozatnomasi bilan Germaniyada tarqitilganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yevropadagi ko'plagan davlatlar o'rtasida bir turlik ijozatnoma o'rtaqlashish kelishimi bor bo'lib, Xitoy yarishari televiziya torining Angliyada ijozatnomasi bo'lg'achqa, yuqoriqa kelishimga asosan Germaniyada mo tarqitib kelgan ekan. Angliya aloqa boshqarish idorasi 4-fevral Xitoy kommunistik partiyasining asosiy tashviqot organi bo'lgan Xitoy yarishari televiziya torining Angliyadagi tarqitish ijozatnomasini bekor qilgan bo'lib, Xitoy yarishari televiziya torining Xitoy kompartiyasi tomonidan kontrol qilinadiganligini Bunun Angliyaning aloqador qonun nizomlariga xilof ekanligini bildirgan ekan. Ustoz Abdurauf Maqsum Xitoy turmisida shahid qilindi. Sharqiy Turkiston xalqiga tunishliq dinni o'limalardan biri bo'lgan Abdulahad Maqsumning o'g'li Ustoz Abdurauf Maqsum 11-fevral Xitoy turmisida 62 yoshida shahid qilindi. Abdurauf Maqsum 1958-yili Xotanning Qaraqashda ma'rifatparvar o'lima oilasida dunyoga kelgan. U Xotanda hatto Sharqiy Turkistonda tunilgan Islomning siyosat qismida ko'p izlangan Sharqiy Turkistondagi Xitoyga qarshi uyg'unish harakatiga boshlamchilik rol o'ynagan va 2018-yili lagerda shahid qilingan Ustoz Abdulahad Maqsumning cho'ng o'g'li. Abdurauf Maqsumning ota-bobolari Uyg'ur xalqining dinni ma'rifida Xitoy ishg'oliyatiga qarshi kurashda ko'plagan qurbonliklarni berib kelgan bo'lib 1880-yillardan tortib ularning jamiyatidagi har avlodidan shahidlar chiqib turgan. Abdurauf Maqsum asosliq dadisi marhum Abdulahad Maqsumda ilm tahsil qilgan bo'lib, u o'qish bilan birga da'vat, o'qitish xizmatini birga elib minib, o'limalar, taliblar va Xotan xalqini Xitoyga qarshi uyg'otishda muhim rol o'ynagan. Marhumning eg'ir bisiq, kamtar mijoz xuluqi atrofdagi xalqga kuchli ta'sir qilgan. Marhum Abdurauf Maqsum dadisi turmida yotgan 13 yil jarayonida dadisining xizmatlarini aktiv davomlashtirgan bo'lib, jamiyatining barliq mas'uliyatlarini ustiga ilib kelgan. Xitoy doiralari marhumni 2017-yil 2-oyida uyidan bir kitob tepib olganligi bahonasi bilan tutqun qilgan. Abdurauf Maqsum so'roqda kitobidan xabari yo'q ekanligida ching turgan. Keyin o'g'li kitobning o'zining kitobi ekanligini aytgan. Shundaqtimi Xitoy marhumning o'g'lini 3 yillik Abdurauf Maqsumni o'ktamlik qildi degan tuhmat bilan 10 yillik kesib o'tgan va uni 2017-yilning oxirida Sanje turmisiga yutkigan. Xitoy uni 3 oy ilgari Xotan turmisiga yutkigan bo'lib, 11-fevral payshanba kechasi Xotan turmisida shahid qilingan. Ustoz Abdurauf Maqsumning Turkiyadagi universitetda o'qiyotgan farzandlarining oshkorlashicha Xitoy doiralari marhumni turmidagi nachar sharoitda qattiq qiynagan bo'lib, u o'riqlab bir terab bir ustixon bo'lib qolgan. Marhumning shahid bo'lganligi xabari ijtimoiy tarqoqlarda tarqalgandan keyin muhojiratdagi uyg'ur xalqini cho'nqur qayg'uga soldi. Sharqiy Turkiston o'limalar birligi tunagan bu vaqtda bayonot e'lon qilib, marhumga ta'ziya bildirdi. Belgiya parlament a'zolari Belgiya hukumatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishga chaqirdi. 11-fevral Belgiya Yeşillar Partiyasının parlament əzərlərinin Samuel Kogolati və Votir de Venet qatarıqlar fransuz və gonland tilidə Xitay hakimiyyətinin Şərqi Türkistanda yürgüzüvatqan zulümlərini həl qiliş çarısı mavzuluq 35 bətlik dokulat tayarlar parlamentdə tunuşdurgan. Ular Uyğurlar duç kilovatqan irqi qırğınçılıq məsəlisini təpsili çöndürüş arqılıq Belgiya hükümetinin Xitayının Uyğurlarga yürgüzüvatqan zulümünü irqi qırğınçılıq dəb elan qilishqa. Yevropa İttifaqı bilan Xitay arasidagi savdo kelishimiga qarshi chiqishga chaqirgan. Belgiya parlament a'zolari bu chaqiriqni Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari bilan birlashib yozgan bo'lib, Uyg'urlarning navbatda milliy va dinni kimligi tufaylidan misli ko'rilmagan zulmga uchrayotganligi, Xitay rejimi tomonidan millat sifatida yo'qotish nishoni bo'layotganligi dalil isbotlari bilan o'tirg'a qo'yilgan. Bu chaqiriqda Xitayning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish orqali Uyg'urlarning tug'ilish nisbatini qattiq kontrol qilish,
Uyghur balallarını ata anasının ayırıp darıltamlarga, yataklık mektablarga uğurlaştırıcı Katarlık amıllarının erkek kırgınçılığının tipik belgesi ikerlikini tekitligen. Çakırıkta yana Uyghurlarının mecburi emgekke silinish meselesi oturuğa koyulgan bulup, Belgiye hükümetinin bu meseleye ciddi qarap, Uyghur mecburi emge küçü arkalık işlep çıkırılgan tavarlarını import kılışını çekilişini talep kılgan. Bu çakırıkını parlamentte tunuşturgan parlament azası Samuel Kogolati bu vaxta tohtilip, bu çakırıkının parlamentte kollaşkı erişişi, kubul kılınışı ve makulinişi asanı tohtumaydı. Çünkü Xitay'dan kildiğen besin ve Belgiye hükümeti yüzlendiğen xatarı nahayeti çoğun buludu. Şuna her kaysi partiyelerin parlament azalarına bu ahvalını düşündürüş için nahayeti uzun vakit ve tirişçilik ketidu digerlerini bildirgen. Melum ulusça Xitay'nın Belgiye'de turuşluk elçihansı özünün torbetide Uyghurlarının yakşı yaşavatkalıqı Yeşiller Partiyası etkandak erkek kırgıncılığının yokluğu hakkında bayanat elan kılgan. Xitay elçihansı yine Belgiye hükümetine xat yazıp Uyghur meselesinin Belgiye parlamentinden münazir kılmasıqı hakkında besim işletken. Samuel Kogolati efendinin bildirişçe bu teklif lahiye parlamentte nahayet yakşı tunuşturulgan. Yakınki bir mezgil içinde avazga koyuşunu planlava tuttu. Ular Dünya Uyghur Kurultayı ve Belgiye Uyghur Cemiyeti bilen yakın hemkarlık oynatkan bulup, Belgiye parlamentede ziyankeşlikke uçurgan Uyghurlarını parlamentte güvahla berişke uğurlaştırırken. Gerçi Amerika Taşkı İşlem Ministerliği ve Kanada parlamenti Xitay'dan Uyghurlarga irqi qırğınçılık yürgizuvatıdu deb elan kılgan bolsumu, ama hazırgıça eşkanda Avrupa devleti ularının kararıga ergeşmigen. Eğer Belgiye parlamentede sunulgan bu lahiye makullansa, Belgiye Uyghur meselesi boyunca irqiy qırğınçılığını elan kılışta Amerika hükümetine eğişip mangan tunca Avrupa devleti bulup kaldıken. Şarkı Türkistan halkı bu yılma Xitay'nın çağını ötküzüşke mecburlandı. Xitay taratkularının köpügen haberlerine asaslanğanda Şarkı Türkistan'da bu yılma Xitay'nın çağın bayramını mecburi tebrikli güzgen bulup şehirden yezlerigece Koçu koylardan mahallelergice bu bayramını ötküzüş Uyghurlarının atalmış, vatanını süyüş, Junxua milletini en-ensige varası kılış meydanını sınaydıgan muhim faaliyet bulup kalgan. 9. fevral tarqılgan süratli haberlerde, Kaşgar Kadimi Şehir rayonundaki ahallarının çağın kilişi bilen öylerinin aldığa Xitayca mesnevi ve kıyma resimlerini çaplaşka tayarlı kılbatkallıqı, yollarga panus islıqallıqı, kişilerinin pojanza kütürvalıqallıqı, bazarlarda çağallıq buyumlarına sitiviliş kızgıllıqı kütürülgeliqi, hemi cayını kuyuk bayram keyfiyyatı kapılgallıq atarlıq yalgan teşvikatlar tarqalgan. Peridio 2021 yılı tor senet keçiliki tarqıtılgan bulup, riyasetçilerin kimidin tartıp sahne sözlerigece Xitay'nın çağallıq medeniyeti nahayet roşin ipadlengen. Tayvan Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Xitay çağını mezgilde çağın kılmıgan Uyghurlarını iniklap çıkışını buyurgan bulup, xilaplık kılgan Uyghurlarını Xitay medeniyetige ve Xitay Kompartiyasının siyasetige karış çıktı deb karılap cazalangan. Xitay'nın çağını dağduğuluk tebrikleşi ve hemen yerde umumlaştırışka urunişi ezelden devamlaşıp gelgen bolsumu, yakınki bir neçe yıl içinde bu milli asimilasiya ve zoravallık tüsünü ilip tıxımı avic ilişka ve barlık kişilerge zorlap tıngılışka başlagan. Xitay'nın taratkuları mu çağının atılmış 56 milletinin orta bayramı ikerliği küçep teşvik kılıngan. Hong Kong radyosu mu BBC kanalını çekledi. Germaniya Avaz'dan 12. fevraldaki haberde bildirilişçe, Hong Kong radyosu BBC'nin İngilizce ve Kantonca programlarının tarqıtılışını tohtatkallıqını elan kılgan. Hong Kong radyosu bu vaxta bayanat elan kılıp, bu cümleden başla BBC'nin kündülük İngilizce ulap anıltışını, şundakla her yaşama ulap tarqıtıvatkan Kantonca BBC heptlik ikim meseleleri programısını tohtatkallıqını bildirgen. Hong Kong radyosu'nun programma işligüçü hizmetçiler birleşmesi, bu kararın ümitsiz engellikini bildirip, BBC Xalqara kanalının dünyaya danlık amevi radyo şirketinin tarqıtılganlıkını, Hong Kong'da tarqıtılganlıkına 43 yıl bolganlıkını, şundakla en alışkı erişken programlarının biri ikerlikini tekitilgen. BBC 3. fevral Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka Müslüman milletlerine lagırgı sulap, lagırda ayarlarga baskınçılık kılış ve kıyın kıstakka iliş hakkında haber tarqatkan. Bu haberden katlıq bir aram bolgan Xitay, Tünögün BBC Xalqara kanalını Xitay'da resmi çekilgen. Xitay Kompartiyasının resmi kontrolüqüge ötken Hong Kong dairleri mu Xitay bilen maz kademde karar çıkargan. Mälum ulusça yakından buyan Angliya bilen Xitay'nın akbarat meselesindeki talaş tartışları künsere keskinleşken bulup, Angliya alaka başkuruş organı peşembe bayanat elan kılıp, Xitay yarışarı televiziyatoru CGTN'nin tarqıtış icazet namesini bikar kılgan. Angliya taratkulları yana Angliya hükümetinin bultur muhbir kıyafetine kirip alğan 3 Xitay casusunu çigradan quğulap çıkargan.
Birma xalqı Xitay elçixanasını qorşab narazılığını bildirdi. BBC'nin 12 fevraldaki xəbərdə bildirilishçe, Birmidəki siyasi özgürüşke qarşı yüzlənən namayişçilər Xitay baş elçixanası aldıda namayiş ötküzgən. Xitayının Birma armiyasını qollaşdan toxtışını tələb qılğan. Xəbərdə qeyd qılınışça, Xitay uzundan buyan Birma armiyası bilan yıqın münasibətini saxlab kelgan. Yıqından BDD bexatəli kengişidə Xitay Birma armiyasının hakimiyyətini ötküzü alğanlıqını əyibləşini rəd qılğan bulub, Xitayının bu meydanı nurğulluğan Birma xalqının narazılığını qozğan. Birmiliklər ictimai taratqılarda Xitay dairələrinin Birmini tor müdafiye texnikisi bilan təminləb, kişilərinin ictimai alaqa vasitələrini işiltişini çəkilgənliki haqqıda uçurlarını tarqatqan. Bırak Xitay elçixanası Xitayının Birma armiyasına yardım kılgallığını rad kılgan. Birmideki 18 üniversitenin okuyucular birleşmesi Xi Jinping'a uç xat yazıp, Birma halkının arzusuna hürmet kılışını talep kılgan. Bildirilişçe Birmanın en çoğun şehirdeki Yangon'daki Xitay baş elçixanası aldıda narazılık namayışı devam kılgan bulup, Peyşembe günü en çoğun külemde namayış bulgan. Namayışçılar müstebitlerini emez, Birma halkını kollaş gerek degen şuarlarını Xitayca ve İngilizce tolgan. Yerlik taratqularının xəbərdə bildirilishçe, yıqında ictimai taratqularda tarqalğan hüccətlərdə Birma xalqının qəzibini qozğan. Hüccətdə Birma hökuməti xalqara aviasiya liniyasını taqib etkəndən kin, Xitayının Kunming şəhərindən kəlgən 5 aeroplan seyşənbə Birmağa yetib kəlgən. Birma xalqı Xitay Birma armiyasının internet tor müdafiəsi quruşuğa yardım beriş üçün IT xadimlərini əvətdi deyə qarğan. Məlum bulışça siyasi özgürüşdən kin, Birma hərbi hökuməti torni tərtibke siliş üçün yeni qanun layihəsini çıxarmaqçı bolğan. Bu qanun layihəsində Birmidəki alaqa və telegraf şirkətlərinin abonatlarının sağlıq məlumatlarını hökumət belgilgən orunda 3 yıl saxlışı tələb qılınğan. Hökumət bu arqılıq ictimai taratqılardakı uçurlarını xalığan vaqtda ziyarət qılalaydıkən və onlarını tosalaydıkən. Özbekistan 2023 yılı Latin yazıqığa ötmekçe. Özbekistan hükümeti kadem bu kadem halda Latin yazıqığa ötüş tuğursuda tayalangan plan teklifine özü içi algan kararını tasdiqlagan. Karar boyunca 2023 yılı 1 yanvardan başlap, Özbekistan'daki barlıq idare organlarının faaliyetleri ve resmi alaqalarda Latin yazıqı işiltildiğin bulup, devletteki barlıq akbarat organları, elektrolik taratqular, xəbər torbetleri, mətbə ve neşriyatlarımın Latin elibbəsini işiltildiğin. Yukarıdaki belgilengen vaqtdan başlap, kimlik, ispat, hüccetler, şundakla barlıq köçe idare organlarının isimleri, luzunka ve viskiler, ilan oxturuşlarımın Latin yazıqı bilen yazıldıken. Hazır Özbekistan devlet idare organlarıdaki resmi alaqalar Kiril yazıqı boyunca buluvatkan bulup, mektepler Latin elibbesi asasıdaki Özbekçe kitaplarını dersi kılışkı başlayan. Kiril yazıqı ve Latin yazıqı ten kolunuvatkan Özbekistan'da, 1993 yılı Latin elibbesiye ütüş tuğursudaki kanun lahiyesi kubul kılıngan bulup, 31 harip babu elibbe, 1995 yılı 29 hariple yeni Latin elibbesiye almıştırılgan. Özbekistan'da hazır mı Özbekçiye en maskildiğen Latin elibbesi tuğursuda 5 münazirler davranışıdıkan bulup, köpünce mutakhasistler 1993 yılı kubul kılıngan Latin elibbesinin Özbekçiye en muvapıq ikerlikini ilgiri sürgen. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleykum ve rahmetullah.